Evet sevgili Beşiktaşlılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, doğal bir ortamdan, ormanlık bir alandan, kuş sesleri, karga sesleriyle birlikte organik bir ortamdan sizlere sesleniyorum. Birkaç günlüğüne şehrin stresli ortamından uzaklaşıp doğal bir ortamda birkaç gün kafayı dinlemek, ama bir taraftan da kafayı dinlerken telefonlarım susmadı, onu da söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş'a yakın muhabirler, yurt dışındaki temsilcilerimle yazışmalar, görüşmeler, mailleşmeler ve gerçekten bilgisine, donanımına, doğruluğuna güvendiğim menajerlerle yaptığım görüşmelerde haber havuzu oluşturup Beşiktaş'la ilgili net bilgilere, doğru bilgilere ulaştım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili Beşiktaşlılar, öncelikle Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Hepinizi Transfer TV Plus kanalına abone olmayı bekliyorum. Tabii ki çekeceğim videolarda like atmayı unutmayın. Bu arada sürpriz bir videoya, yani sürpriz bir ortamla sizinle birlikteyim. Hep böyle ofis ortamından, Transfer TV Plus arka planından sizinle videolar paylaşıyordum. Bu kez arkamda deniz, doğal ortam, serin bir ortam, kuş sesleri ve dediğim gibi organik bir ortamdan, bol oksijenli ortamdan sizinle Beşiktaş haberleri paylaşacağım. Evet, geçelim Beşiktaş haberlerine. Beşiktaş'ta Serdar Dursun için ciddi bir hareket başladı biliyorsunuz. Suat Serdar için müthiş bir hareket başladı. Evet Beşiktaşlılar. Bu Bundesliga'dan küme düşen Schalke'nin 8 numarası Suat Serdar için. Bu isimleri bazen karıştırabiliyorum. Bunun sonucu karga sesi geliyor bu arada. Suat Serdar için Beşiktaş Schalke'nin 8 numarası için Alman kulübüne kiralık teklifinde bulundu. Suat Serdar Schalke'de 83 maçta 11 gol 6 asist yaptı. Merkez orta saha oyuncusu, 24 yaşında, 2022'de sözleşmesi bitiyor. Piyasa değeri 11 milyon euro. Schalke'den önce Mainz'da forma giymişti ama kiralık teklifine Schalke sıcak bakmadı. Çünkü kiralama teklifi şu şekilde. Schalke oyuncuyla sözleşme uzatmak istiyor. Kiralık teklifi Beşiktaş'la birlikte birkaç takımdan daha olduğu için sözleşmesini atıyorum 2025 yılına kadar uzatıp ondan sonra kiraya vermeyi düşünüyor. Çünkü o oyuncuyu elinden çıkarmak istemiyor ama alt lige düştüğü için de maliyetli bir oyuncu, market değeri 11 milyon euro olan oyuncu kiraya vermek istiyor ama Suat Serdar'a da diyor ki önce diyor sözleşmeni uzatalım 2025 yılına kadar, ondan sonra seni kiraya verelim. Çünkü isteyen takımlar var. Bunlardan biri de Beşiktaş. Evet sevgili Beşiktaşlılar, Beşiktaş'ta bir 10 numara arayış var biliyorsunuz. Sergen Yalçın'ın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği, olmazsa olmaz dediği bir 10 numara aranıyor. Laiç'i bu alanda yeteri kadar performansından memnun değil. Laiç'i takasta kullanmak istiyorlar zaten biliyorsunuz. Kostas Fortunis'in Olympiakos'a önerilmişti. Ama Olympiakos Larin istemişti bunun için. Laiç teklifine sıcak bakmamıştı. O görüşmeler o şekilde kalmıştı. Onun dışında yine dediğim gibi şu anda Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'de olduğu için Şampiyonlar Ligi'nin ağırlığını kaldıracak bir 10 numaranın peşinde. 10 numara listesinde yeni bir isim ekledi. Beşiktaş'ta yeni bir isim eklendi. Bu da Endiaş Mihiye Beşiktaş'ın listesinde. Hollanda'nın Willem II takımında oynayan Mike Tresor Endiaş Mihiye. Bu Beşiktaş'ın gündemine gelen bir oyuncu. Daha önce de gündeme geldi biliyorsunuz. Bunun ilk gündeme geldiğinde Beşiktaş kiralık olarak takas yoluyla bu transferi bitirmek istiyordu ve Lens ve Mirini teklif etmişti ama Willem II bu iki oyuncuyu kabul etmemişti Endiaş Mihiye'ye karşılık. Ve bu sezon Endiaş Mihiye 34 maçta 4 gol 11 asist yaptı. Beşiktaş para yoluyla bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Şu anda şartlarını görüşüyorlar. Ne kadar fiyata bu transfer biter, onun finansmanını yapmaya çalışıyor Beşiktaş ama 10 numarada dediğim gibi Mike Tresor Endiaş Mihiye, Willem II'de oynayan oyuncu şu anda Beşiktaş'ın radarında. Beşiktaş'ta forvet arayışları da var tabii ki. Aboubakar'ı birinci forvet olarak düşünmüyor Sergen Yalçın. Çünkü son 10 maçta oynamadı. Şimdi İsrail'i menajer Beşiktaş'a çok çektiriyor. Çünkü sürekli fiyatı artırmaya çalışıyor. Beşiktaş'ta masadan kalktı.
bizim teklifimiz belli dedi. Bir daha fiyat artırmayacağız dedi. O Pinizahavi'de Abu Bakar'ı bütün büyük takımları önerdi ama kapılar yüzüne kapandı. En son Galatasaray'ı önerdi. Galatasaray'ı da ciddiye almadı. Ondan sonra ondan önce Başakşehir'e, Fenerbahçe'ye ve Trabzonspor'a önermişti. O takımlarla ilgilenmemişti. Şimdi işte Beşiktaş'tan randevu istiyor ama başkan da bizim teklifimiz belli. Yeni fiyat konuşmayacağız. Randevu ile yok. Bizim belirlediğimiz fiyata sözleşme imzalıyorsanız buyurun imzalayalım diyor. Beşiktaş'ın teklifine 1,5 milyon euro garanti para, bonuslarda da 500 bin lira ekstra para. 2 yıllık da sözleşme. Pinizahavi'nin beklentisi de 3 milyon euro bandında bir rakam. Beşiktaş da bunu kabul etmiyor. Beşiktaş'taki forvet arayışlarına gelirsek, River Plate formasını giyen, River Plate'de oynayan bu oyuncu, önemli bir oyuncu. 25 yaşındaki Kolombiyalı golcü Santos Borre'yi transfer etmek için düğmeye bastı Beşiktaş. Evet, Beşiktaş River Plate'in 25 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Santos Borre'yi transfer etmek için harekete geçti. Santos Borre ile Watford'da ilgileniyor. Watford'un da ilgilendiği bir oyuncu. Watford bir sene çok oyuncu ile ilgileniyor. Onlar da iddialı bir kadro kurmak istiyor. River Plate'li oyuncu Santos Borre River Plate forması altında 149 resmi başta 56 gol atıp 19 asist yaptı. Beşiktaş yıllık 1 milyon 800 bin euro öneriyor Borre için. Borre'ye ve Borre'nin bonservisi yok. 30 Haziran'da serbest kalacak. Yani bir imza parası ister. Menajerlik parası, imza parası ve oyuncuya önerilen para 1 milyon 800 bin euro. İyi bir para. Bence oyuncu bu teklifi kabul eder. Beşiktaş imza parasında da anlaşırsa tabii, imza paraları da yüksek oluyor ama oyuncuya önerilen para iyi. 1 milyon 800 bin euro. Evet, Beşiktaş'ta bir haber daha paylaşayım sizinle. Beşiktaş sağ kanat arayışlarını sürdürüyor. Hem sağ bek hem de sağ açık. Bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni isimler gündeme geliyor. Bunlardan biri de Eintracht Frankfurt'tan Deni Da Costa. Eintracht Frankfurt'tan Deni Da Costa sağ bek olarak oynuyor. 111 maçta 12 asisti var. Sağ açık olarak da düşünülen isim Crystal Palace'tan Townsend. Evet, bu daha önce de gündeme gelmişti Beşiktaş'ın. Crystal Palace'tan Townsend de Beşiktaş'ın gündemine gelen bir oyuncu sevgili Beşiktaşlılar. 204 maçta, Townsend 204 maçta 24 gol, 33 asist yaptı. Beşiktaş'ın gündeminde, evet. 204 maçta 24 gol, 33 asist yaptı Beşiktaş'ın gündeminde. Beşiktaş'ın istediği forvetlerden biri de Diego Costa'ydı biliyorsunuz. Diego Costa zaman zaman Beşiktaş'ın gündemine geliyor. Şu anda boşta olduğu için, kulüpsüz olduğu için Beşiktaş'ın istediği de bir oyuncu aslında. Uygun şartlara Beşiktaş'a gelebilecek bir oyuncu. Menajerinin söylediğine göre 3-3,5 milyon euro bandında bu transferin biteceğini söylüyor menajeri. Ve Diego Costa Brezilya'daki pandemi şartları nedeniyle oyuncu Türkiye'ye gelip imza atamıyor. Pandemi şartlarından, Türkiye'deki Brezilya'ya uygulanan pandemi şartlarının yumuşamasını bekliyor. Çünkü şu anda uçuş yasağı var. O yüzden karantina geldikten sonra Türkiye'ye gelmeden 14 günlük bir karantina sürecine girmesi gerekiyor. Ondan sonra test yapılıp işte negatife döndükten sonra ancak Türkiye'ye alınıyor. O yüzden şu anda Türkiye'ye gelip sözleşme imzalayamıyorlar Beşiktaş'la ama Beşiktaş'ın Diego Costa ile anlaştığı ifade ediliyor. Bu arada Gezal ülkesiyle birlikte milli takım kampında yine Beşiktaş sorusu sorulduğunda Gezal da diyor ki Beşiktaş'la Leicester City arasında, yani kulüp arasındaki anlaşmanın henüz tamamlanmadığını, iki kulübün şu anda görüştüğünü ama kesin anlaşmanın olmadığını ifade ediyor. Evet sevgili Beşiktaşlılar, bugün size doğal ve organik ortamdan seslendim. Kanalıma ve videolarıma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bütün Beşiktaşlıları Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Bu videoda rekor sayıda like, yani beğeni bekliyorum. Bütün Beşiktaşlıları da kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Şimdilik hoşça kalın. Yarın yeni transfer haberleriyle görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.